Real TV Amerika'dan haber verir. Dünya genelinde aşı tedarik sıkıntısı hala devam ediyor. Birçok ülke henüz aşı tedarik edebilmiş değil. İşte Umumi Dünya Sıhhiye Teşkilatı'nın yoksul ülkelere koronavirüsü aşı sağlaması için başlattığı COVAX programı Mayıs ayı sonuna kadar 142 ülkeye 237 milyon doz AstraZeneca aşısı göndereceğini açıklamıştı. Aşıya adil erişimi hedefleyen program bu sayede tedariği küresel ölçekte artırmayı da umuyordu. İşte bu kapsamda AstraZeneca ve Hindistan Serum Endüstrisi'nin ürettiği dozların teslimatı için 2 aylık ayrı zaman çizelgesi oluşturuldu. COVAX ilk teslimatın Şubat-Mart, ikincisinin ise Nisan-Mayıs aylarında planlandığını bildirdi. Ancak Küresel Aşı İttifakı Başkanı Seth Berkley, üretici tarafından belirlenen ek gereksinimler nedeniyle COVAX programı aracılığıyla paylaşılacak olan Pfizer ve BioNTech aşılarının bir bölümünün teslimatında gecikmeler yaşandığını söyledi. Dolayısıyla Azerbaycan gibi bazı diğer ülkeler de belirtilen tarihte aşı teslimatı sağlayamadı, alamadılar aşı teslimatını. Şöyle bir baktığımızda COVAX geçen hafta Ghana ve Filiş sahiline yapılan ilk teslimatlarla aşı dağıtımına başlamıştı zaten. Bu hafta başında da Kolombiya, Amerika kıtasında COVAX girişiminden bir aşı sevkiyatı alan ilk ülke oldu. Ülkeye 117 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı ulaştırıldı. İşte COVAX programıyla birlikte yürütülen Küresel Aşı İttifakı, yani Gavi'nin başkanı Seth Berkley de yaptığı açıklamada aşı üreticilerinin siparişleri yetiştirebileceğini varsayarlarsa eğer, koronavirüs aşılarının tüm katılımcı ülkelere dağıtımının 2021'in ilk 100 gününde başlamasının hala mümkün olduğunu dile getirdi daha doğrusu. Aşı dağıtımındaki adaletsizlikle ilgili ise Umumi Dünya Sıhhiye Teşkilatı Genel Direktörü Tedros Adhanom konuştu geçtiğimiz günlerde. Yaptığı açıklamada bazı zengin ülkelerin aşı üreten şirketlerle ikili anlaşmalara öncelik verdiğini, bununsa 190 ülkenin katıldığı COVAX programını riske attığını belirtmişti. Aslında geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de COVID-19 aşılarının dengesiz ve adaletsiz dağıtımını sert bir şekilde eleştirmişti. Her ülkede yaşayan halkların en kısa sürede aşılanması için küresel olarak acilen eyleme geçilmesi gerektiğini kaydetmişti. Ayrıca salgının uzamasının ekonomik iyileşmeyi de geciktireceğini ifade etti Guterres. İşte tüm bu gelişmiş ülkelerin Umumi Dünya Sıhhiye Teşkilatı'nın küresel aşı programı COVAX'ı desteklemesi gerektiğini belirtti. Hatta gelişmiş ülkelere mali destek çağrısı da bunda da bulundu. G7 ve G20 ülkelerine aşının küresel olarak eşit bir şekilde dağıtılması için Umumi Dünya Sıhhiye Teşkilatı'nın başlattığı COVAX programına mali destek sağlamaya davet etmişti Guterres. Program kapsamında dünyanın çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından aslında destekleniyor olsa bile bu COVAX programı, aşı dağıtım planındaki aksamalar aşı bekleyen ülkeleri zor durumda bırakıyor diyebiliriz. Amerika'dan aktaracaklarımız bugünlük bu kadardı. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.